Evet arkadaşlar, atlar kuruktu zaten burada. Diğer zeytinliğin gübresini de attıktan sonra geldik. Geldim yani. Buranın suyunu da açtım. Rüzgar olduğu için bu hattı bu sınıra biraz yakın kuruyorum. Gördüğünüz gibi bakın hiç şey atmıyor yani. Oraya şu anlığın üstünden öteki tarafa geçmiyor bile. Tam atıyor yani. Yani tarlanın 3'te 2'sini suluyor aslında ama orada birazcık boşluk kalıyor şu tarafta. Onu da bu ağacın bu tarafından yapıyorum. Tamamen her tarafı güzelce sulanmış oluyor. Bir fıskiye de şuraya koyduktan sonra şu bölgede, kalan bölgede sulanmış oluyor. Hayırlısı bakalım. Üreyi attıktan sonra nasıl fark edecek? Boylanması, balyası. Erhan abi videoların altında da yorum yapmış. Ayvacık abimiz dönüme 12 balya veriyor yani 300 kilogram kuru ot veriyor diye yorum yapmış. 2 sene ekmiş, daha sonra bu sene herhalde o sudana döndü. Sudan videosu görmüştüm onun kanalında. İstediği verim alamadı herhalde, bilmiyorum, bir şey demedi ama biz de bir deneyeceğiz, göreceğiz. Zaten önümüzdeki sene buraya yonca ekeceğim ama otlatmak için İyi bir ot bence. Güzel, rüzgarsız bir havada ekildikten sonra ama işte şey çok meşakkatli. Ekimi işte merdane falan istiyor. İşte elinde makine yok. İnsanlardan istiyorsun falan filan. O kısım biraz can sıkıyor. Ama yaptıktan sonra oluyor yani. Gördüğünüz gibi yemyeşil arazi. Bakalım balya bölümünde göreceğiz. 12 mi çıkacak? 15 mi çıkacak? Yiyelim sanmıyorum zaten de. Çiftçi TV'deki bu programda işte 18-20 balya alıyorum mu demişti. Yoksa alındığı söyleniyor falan demiştiler. Bakalım. Canlı kanlı eken bir abimiz 12 balya alırsın dedi. Eğer biçmeden otlatırsan köküyle birlikte koparıyor. Bir daha hiçbir verim alamıyorsun dedi. Aynı şekilde biz biçeceğiz otumuzu. Daha sonra bir çuval üre atacağız. Bir çuval yeterler. 12 kiloya denk geliyor dönüme. Zaten pahalı. Yani fazla da abartmaya gerek yok. Bir çuval atacağız. Tekrar bir canlandıracağız otu. Hayvanımızı salacağız. Hayvanların olduğu videoyu da atacağız. O herhalde bir ay olur. Ağustos gibi falan. Ağustos olmasın.